Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. İşte bir iftar programında sizlerle beraberiz. Mahallede iftar yaptığımız kadar şehrimizin güzel, güzide, açık alanlarında gezerek iftar programı yapmak istedik. Sivas'ta en çok tercih edilen Paşabahçe'deyiz. Sivas'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede olan Paşabahçe mesire alanında bugün iftar sofralarını acaba neler süslüyor? Vatandaşlar bugün Paşabahçe'de nasıl vakit geçiriyor? Hem iftar öncesi hem de iftar sonrası, bunların hepsini beraber sizlerle paylaşacağız. Biz de diyoruz ki efendim, ekranları karşısında olanlar, sizler de bu güzel programda harika bir şekilde bu dakikalarda bizlere eşlik edeceksiniz. Biz de sizlere Sivas'ın güzel yerlerini, güzel mekanlarını, mahalleler dışında tabii iftarların nerede yapıldığını adım adım sizlere göstermek istiyoruz. Ve işte onlardan bir tanesi, dediğimiz gibi, Paşabahçe mesire alanındayız ve burada efendim vatandaşlar şimdiden yerlerini almışlar. İftara daha birkaç saat var ama vatandaşlar efendim mangallarını, semaverlerini, salatalarını, meyvelerini güzel bir şekilde hazırlanmaya başlamışlar. Onlarla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Onların tabii ki Ramazan muhabbetlerini sizlere yansıtacağız. O zaman arkanıza yaslanın. Hadi bakalım, iftar programımızı izlemeye başlayın. Sevgili izleyenlerimiz, Paşabahçe mesire alanındayız. Söylediğimiz gibi vatandaşların havaların sıcak olduğu anda kendilerini ilk fırsatta açık havaya attığı yer burası. O kadar güzel ki tabii ki hamaklar kuruluyor, mangallar yakılıyor, güzel bir şekilde semaverler hazırlanıyor ve bu güzel Ramazan ayı içerisinde de belki de bu saatlerde en fazla burası tercih ediliyor. İşte burayı tercih eden küçük kişiler de var. Tabii onlar da aileleriyle beraber geliyorlar. Hemen kendilerine güzel bir hamak kurmuşlar, sallanıyorlar. Adını alabilir miyiz? Ensar. Ensar, nasıl güzel değil mi? Bu güzel Ramazan ayında sallanıyorsun. Ezan okununca da orucunu açacaksın herhalde. Peki yaz tatiline girdik. Karne nasıldı bu arada? Karne iyi. İyi. Var mı takdir, teşekkür, yoksa sadece iyi mi? Hepsi beş. Hepsi beş. Hepsi beş. Çok güzel. Yani diyor ki takdir de var, teşekkür de var. Ben geldik. Babam iyi okula gidecek. Ondan sonra ben de babam bana kırmızı kalem alacak. Ben evet. Şimdi babam bana bit alacak. Ben bugün öğretmen gideceğim. Hepsi güzel olacak. Sen diyorsun ki babam bana kalem alacak diyorsun değil mi? Kırmızı kalem. Peki sizlere iyi oturmalar diliyoruz, iyi eğlenceler diliyoruz. Biz gezelim bakalım neler var başka Paşa Fabrikası'nda. Vatandaşlarımızın yanına uğrayacağız, sohbetler edeceğiz. Hadi bay bay, hoşça kalın. Sevgili izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi güzel, harika bir mekan. Özellikle dışarıdan gelen vatandaşlar da ilk olarak buraya geliyorlar. Yeşilin bol olduğu ve oksijenin bol olduğu. Hemen görüyorsunuz işte, dağları gösterelim. Dağların efendim eşiğinde Paşa Bahçesi olarak, daha doğrusu Paşa Fabrikası olarak, yani paşaların fabrikası olarak daha doğrusu nitelendirilmiş ama şimdi tamamen güzel bir mesire alan olarak Sivas Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulmuş çok özel bir mekan. O yüzden bizi dışarıda takip edenler varsa, hani Türkiye'nin diğer illerinde, ilçelerinde veya da yurt dışında izleyenler varsa, Sivas'a yolunuz düşerse, hava da güzelse, mutlaka efendim ailenizi alın, sevdiklerinizle beraber bu güzel Paşa Bahçede bir piknik yapmanın keyfini çıkarın diyoruz.
Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül TV'de iftar muhabbeti, iftar sofrası diyoruz ve bugün Paşa Fabrikası'nda olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Biz de Paşa Fabrikası'nı geziyoruz. Arada bir vatandaşlara da mikrofonu uzatıyoruz ama Sivas Belediyesi himayesinde olduğunu ve belediyenin tabii ki burada güzel bir hizmet verdiğini de hemen söyleyelim. Çünkü Sivas Belediyesi bakın burada sosyal tesis olarak vatandaşlara hizmet verilen yerlerde bu sene yenilendi. Özellikle yaz aylarının başladığı günlerde vatandaşlar burada da keyifli zaman geçiriyor değil mi? Evet Fener. Efendim. Önce adınızı alalım tabii, izleyenlerimize tanıtalım sizi. Ben Kütüköy Müdürü Metin Toker. Evet Metin abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Sağ olun. Bugün dedik efendim, bakalım iftarda Paşa Fabrikası, Paşa Bahçe nasıl? Vatandaşlar neler yapıyor? Gayet güzel. Herkes şu böyle... Şu anda herkes iftara yakın biliyorsunuz. Alan doldurmaya çalışıyor. Bir sessizlik hakim değil mi? Tabii ki. Cumartesi ama... pazar dersen daha bayağı full dolu oluyor. Oo efendim. Aynen öyle. Bizim tabii rezervelerimiz var. Evet. Onları bekliyor, misafirlerimiz gelecek. Her akşam burada sizlere güzel bir konuklarınızı ağırlıyorsunuz. Tabii inşallah. Efendim biz de Metin Bey'e kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Buralara geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz. Saygılar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Tüm çalışma arkadaşları orada gösteriyoruz efendim. Hoşça kalın, görüşürüz diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Paşa Bahçe'de çekimlerimiz devam ediyor. İşte tabii ki İstanbul'u özleyenler için, İstanbul özlemi çekenler için de Paşa Bahçe'de güzel bir köprü var. İşte İstanbul Boğaz Köprüsü Paşa Bahçe'yi de birleştiren özel köprülerden bir tanesi. İşte hemen karşımızda duruyor. İşte Paşa Bahçe'nin iki tarafını birleştiriyor. Nasıl İstanbul'da Avrupa'yı, Asya'yı birleştiriyor değil mi? Avrupa ile Anadolu birleşiyor. İşte burada da Paşa Fabrikası, daha doğrusu Paşa Bahçe. Önceleri tabii Paşa Fabrikası olarak dile getiriyordu ama şimdi Paşa Bahçe olarak geçiyor. İşte burada da İstanbul Boğaz Köprüsü'nü görebilirsiniz. Paşa Bahçe'yi iki tarafını birleştiren köprü. Sevgili izleyenlerimiz, işte Paşa Bahçe'de, Paşa Bahçe'yi birleştiren köprü diyebiliriz. Burada da vatandaşlar ne yapıyorlar efendim? Köprüyü kullanarak iki tarafta da güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Paşa Bahçe'de bu güzel, tabii ki İstanbul özlemini çekenler için de İstanbul Boğazı Köprüsü Paşa Bahçe'yi birleştiriyor. Biz de diğer tarafa geçiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Paşa Bahçe'de iftar öncesi hazırlıkları vatandaşlar yapmaya başlamışlar bile efendim. Yavaş yavaş tabii onlar hazırlıkları başlatmışlar. Bizim de burnumuza kokular gelmeye başladı. Hemen yaklaşalım bakalım vatandaşımız acaba bu akşam iftara Paşa Bahçe'de neler yapıyor efendim. Merhabalar. Merhabalar Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Efendim Allah'tan oluşları kabul etsin diyoruz ve hemen adınızı alalım, izleyenlerimize sizi tanıştıralım. İsmim Yücel Deveci. Evet Yücel Bey. Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Hı hı. Biz de bugün akşam iftarımızı Paşa Bahçe'de yapmak istedik. Ailecek buradasınız değil mi efendim? Hatta okulca ailecek buradayız. Okulca mı buradasınız? Evet. Aa efendim, o zaman tabii birazdan öğretmen arkadaşların devamı gelecek değil öğretmen mi? Öğretmen arkadaşlarımızın tamamı gelecek. Biz önceden hazırlığı yapalım dedik. Harika. Önden böyle bir tabii. Ekip geldi. Hazırlıkları yapıyor. Efendim evet. Yücel Bey, neler var efendim? Ateşi maşallah iyi de yakmışsınız. Bayağı harlı bir ateşimiz var. İçinde ne var efendim? İçerisinde şu an biz sebzelerimizi önceden bir kızartalım dedik. Ne yapıyoruz efendim? Yemeğimizin ismi? Yemeğimizin ismi çoban kavurma demeyelim de. Ya da sebzeli. Saç kebabı diyelim. Saç kebabı. Pekala. Saç kebabının modern tencerede pişirilmiş. Tencere kebabı bu efendim. Peki.
Tencere kebabı yapıyorlar efendim. Yücel Bey öğretmen arkadaşıyla hani, beraber. Kalabalık olunca birazcık da bereketli olur dedik. Aynen. Şimdi mangalı yetiştiremezsek hepsi bir anda servise hazır olur dedik. Harika efendim. Bakın. Yemeği yetiştiririz. Efendim bir rüzgar esiyor. Serinlik çok değil güzel, mi? Su sesleri, kuş sesleri. Harika bir yer. Sivas'ımızın belki de vazgeçilmez en önemli yerlerinden biri burası. Şu bir gerçek. Her bir şehirde olması gereken bir alan. Sivas'a da burayı kazandıran hakikaten belediye başkanlarımızın tamamına, emeği geçen tüm personeline ve siz arkadaşlara da buraya gelip bizleri de burada görüntüleyip bir şekilde güzel bir program hazırladığın için sizlere de ayrıca efendim, teşekkür ne demek, ediyorum. Ne demek? Çok biz sağ olun. De diyoruz ki efendim sizlere şimdiden afiyet olsun ama diğer tarafta patlıcanlar da gözleniyor Harun. Onları da şöyle bir gösterelim değil mi? Çünkü vatandaşlarımız efendim bizi belki yurt dışından belki Türkiye'nin birçok illerinden takip ediyorlar. Derler ki açık havada Sivaslılar neler yapıyor bir görsünler değil mi efendim? Herkes gelsin Sivas'ı görsün değil mi? Evet kesinlikle. Sivas iklim olarak İç Anadolu bölgesinde karasal bir iklime sahip olan bir il. Güzel yanı da yaz aylarında serin olması muhakkak ki. Biz kış aylarına alıştık zaten soğuğuna. Evet. Ancak yaz mevsiminde başladı artık. Böyle serin havayı insanlar klimalarla ancak tesis ediyorlar. Biz doğal klima biz içerisinde. Biz doğal klima kullanıyoruz değil mi? Çok o zaman güzel, çok efendim güzel. Sıcaktan böyle terleyenler, bunalanlar kalksın gelsinler Sivas'a. Kesinlikle. Efendim biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Afiyet bal şeker olsun diyoruz. Beraber İnşallah olsun. Yine gezeceğiz efendim. Programın sonunda bekleriz inşallah. Peki. Teşekkür Nişan hocamıza teşekkür ettik efendim bizimle röportaj yaptığı için. Var mı efendim son olarak ekleyeceğimiz? Vallahi herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Bu Ramazan'ın tüm İslam alemine, Türk milletine hayırlar getirmesini diliyorum. Akan Müslüman kanlarının durmasını, dinmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlısıyla bayramda hep beraber birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde yaşarız. Amin efendim. Teşekkür ediyorum size. Bu dileklerle de kapatalım. Peki. Saygılar efendim. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenlerimiz, saygılar efendim. Yücel Bey'den ayrıldık. İşte biz tabii yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla fırsat buldukça konuşacağımızı söylemiştik. Ne demiştik efendim? Kuş sesleri, güzel bir şekilde vatandaşların hazırlıkları, iftar öncesi efendim serinlik, böyle kamelyalarda harika bir şekilde vakit geçirenler, mangalın efendim yavaş yavaş ateşlemeye çalışanlar, yavaş yavaş çay demlemek için semavere su koyanlar, hepsi müthiş bir telaş içerisinde 7'den 77'ye vatandaşlar Paşabahçe'de bugün tabii ki iftar programını biz de orada geçirelim istedik. Efendim müsaitseniz gelebilir miyiz? Konuşacak kimse yok mu efendim? Bir kişi o zaman sizi böyle hemen konuşturalım en azından. Kardeşim, emniyet teşkilatından dur ben. Peki efendim hemen sizden ayrılalım. O zaman teyzemizin yanına gidelim. Pekala, pekala efendim. Tamam. Evet efendim burada torunları uyutan teyzelerimiz de var. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar merhaba, efendim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyiyiz hamdolsun. Efendim Allah bereketinizi artırsın. Sağ olun. İzleyenlerimize Ramazan'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Hayırlı Ramazanlar olsun. Evet. İzleyenlere ne bileyim. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Allah çoluğuyla çocuğuyla bayrama kavuştursun. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim. Ailecek buradasınız. Güzel bir iftar geçeceksiniz. Biz de sizlere afiyet şeker olsun diyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar dileklerimizi ailelere iletiyoruz. 4 Eylül TV efendim. 4 Eylül TV'de iftar programında sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz işte görmüş olduğunuz gibi Paşabahçe'de gezmeye devam ediyoruz. Tabii çok güzel bir su değirmeni var Paşabahçe'nin içerisinde. Burada vatandaşlar doğal efendim buzdolabı diyebiliriz. Karpuzu da buraya koymuşlar tabii karpuzlu olsun diye ama herhalde yanlış yere koymuşlar. Biraz daha içeri atsak mı acaba karpuz diyeceğiz ama en iyisi atmayalım. Çünkü atarsak vatandaşlar bu karpuzu iftara alıp yiyemezler değil mi? En azından bakalım. Evet gayet güzel. Ses iyi geliyor efendim. Güzel bir karpuz. Biz gezmeye devam ediyoruz. İftar programını 4 Eylül TV'de izleyenlerimiz sizler de bir gün Paşabahçe'de iftar yapın. Bizimle karşılaşın. Sevgili izleyenlerimiz, iftar programında Paşabahçe'deyiz. Devam ediyoruz. Yerimizde duramıyoruz efendim. Vatandaş da yerinde duramıyor. Efendim, nacaklar hazırlanmış. Ne için tabii ki? Mangal için efendim. Odunlar küçük küçük efendim kırılıyor. Bir tanesi de biz deneyelim. Şöyle vuruyoruz tabii tek elimle. Şu mikrofonu siz tutun efendim. Hem kendiniz tanıtın hem de ben bunu kırmaya çalışayım. İşte görmüş olduğunuz gibi kırdık. Adınızı alabilir miyiz? Ben Ahmet. Ahmet Bey. Efendim, odunları böyle küçük küçük kırıyoruz. Ne için kırıyoruz?
İftara hazır mı? İftara hazır. Mangal efendim. Sivas evet. köftesi mi yapacağız? Aynen öyle. Oo evet, efendim. Sivas. Afiyet başa geliyor. Şimdi bizi izleyenler böyle imreniyorlar değil mi? Sivas köftesi deyince. Evet. Herkes şöyle bir içini çekiyor o zaman. Hepsi buraya kalksın gelsin. Gelsinler çıksın gelsinler. Herkes gelsin. Ben sabaha erkenden geldim ki yer bulmak için. Oo erkenden gelmiş efendim yer bulmak için. Yerlerimi yaptım hep kapattım. Harika bir şekilde. Şeffaf güzel bir şekilde çevirmişler efendim evet. rüzgardan etkilenmemek için. Efendim size Allah kolaylıklar versin diyoruz. Biz de odunları size takdim ediyor. Buradan ayrılıyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar Sağ olun, diliyoruz. Size de hayırlı Ramazanlar. Evet teşekkür ettik efendim. Kolaylıklar diledik beyefendiye. Bu arada az önce tabii sizlerle değirmeni paylaşmıştık. Değirmen de efendim bizim tabii ki dedik efendim değirmen dönse daha iyi olur demiştik. Bakın değirmen dönmeye başladı. İşte değirmen dönüyor. Orada karpuzlar efendim buz gibi oluyor. İftar programı Paşa Bahçe'nin güzel görüntüleriyle devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül TV'de iftar programı efendim devam ediyor. Bugün dedik efendim Paşa Bahçe'ye gidelim. Güzel bir şekilde burada iftar yapan, iftar hazırlığını gerçekleştiren vatandaşlarımızın açık havada iftar tabii görüntülerini ve onlarla yapmış olduğumuz röportajları paylaşalım istedik. Tabii iftara daha vakit var. Biz de Paşa Bahçe'nin güzelliklerini çekiyoruz. İşte Tavra Deresi'nden gelen sular böyle efendim akarak geliyor ve burada birikmeye başlıyor. Biriken sular da Paşa Bahçe'nin efendim içerisinden akıp devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Paşa Bahçe'de Ramazan özel programımızla gezmeye devam ediyoruz. Arada vatandaşlarımızla da konuşuyoruz tabii. Onların da duygularını, düşüncelerini ve yapmış oldukları iftar yemeklerini sizlerle aralarda paylaşıyoruz. Aralarda görüntülerini de tabii sizler görüyorsunuz. Buraya gelen birçok vatandaş da güzel bir şekilde Paşa Bahçe'nin keyfini çıkarıyor. Paşa Bahçe'de tabii çocukların da daha çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi. İşte görmüş olduğunuz gibi çekim yapıyoruz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Allah iyilik versin ya, efendim. Evet. Böyle efendim. Sağ olun efendim. 4 Eylül TV efendim. Teşekkür evet, ediyoruz. Öyle dediler. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Kaldığımız yerden devam edelim efendim. Vatandaşlarımızı yolcu ettik. O zaman biz de şurada yönümüzü de değiştirelim. Kameraman arkadaşım Harun da bu sefer efendim şelaleyi arkasına aldı. Dediğimiz gibi efendim Paşa Bahçe'de işte güzel bir mesire alanı ve burada Tavra Deresi'nden gelen sular burada bir ırmak oluşturuyor ve su gidebildiği yere kadar gidiyor. Hem vatandaşlar burada suyun bu güzel bir şekilde sesinden güzel bir şekilde dinlenmiş oluyorlar. Hem de buradaki işte kazlar, ördekler, birçok hayvan çeşidi var burada. Tabii kanatlı hayvanlar daha çok burada. Ve onlar da gelen misafirlere güzel bir şekilde seslerini çıkarıyorlar. Çocuklar burada özellikle o hayvanlarla böyle uğraşmanın, onlarla kaynaşmanın keyfini yaşıyorlar. Birazdan o görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım. Şimdi piknik alanının içine doğru tekrar gidelim. Vatandaşlar neler yapıyor, ne gibi hazırlıklar yapıyor? Hep birlikte görelim. Sevgili izleyenlerimiz Paşa Bahçe'de iftar öncesi vatandaşlar efendim kurulan bu salıncaklarla burada keyifli anlar çıkarıyorlar. Bizler dedik ki efendim bakalım salıncakta sallanmak nasıl oluyor? Hemen burada çocukların yanına iliştik.
Ve onlarla efendim salıncakta sallanmaya başladık. Merhabalar. Adın olabilir miyiz? Nisa'dır. Nisa, ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Söyle bakalım. Parkta oynuyorum. Parkta oynuyorsun. Salıncakta sallanıyorum. Bugün ailenle beraber Paşabahçe'ye geldin. Evet. Evet. Açık havada piknik yapıyorsunuz değil mi? Evet. İftarı burada yapacaksınız. Evet. Peki, teşekkür ediyorum sana. Bakalım bu tarafımızda kim varmış? Merhabalar. Merhaba. Adını alabilir miyiz? Edrin Delice. Edrin Delice. Edrin, ne yapıyorsunuz burada? İftar mı açacaksınız? Evet. Peki buradan bizi izleyenlere neler söyleyeceksin 4 Eylül TV izleyenlerine? Herkesin Ramazan'ını kutlayalım, olur mu? Olur. Söyle bakalım, hayırlı Ramazanlar dile. Hayırlı Ramazanlar. Efendim, teşekkür ediyoruz küçük kızlarımıza. İşte biz de Paşabahçe'de böyle güzel bir ortamda iftar programında 4 Eylül TV ekranlarında evlerinize, hayatınıza, işlerinize konuk oluyoruz. Bizleri nerede, ne şekilde takip ettiğinizi bilemiyoruz ama eğer vakit bulursanız, eğer fırsat bulursanız, sizler de bol oksijenin tabii ki tadını çıkartmak isterseniz mutlaka bir gün ailenizle, sevdiklerinizle, tabii yakınlarınızla, mahalle sakinlerinizle efendim kalkın buralara gelin. Burada iftar yapmanın keyfini yaşayın diyoruz. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hadi bakalım, iftar saati yaklaşıyor. Mangallar yanıyor efendim. Semaverlerde ateşler yükseliyor. Ve biz de o güzel görüntüleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, dumanlar yükselmeye başladı iftara. Çünkü vakitler alınca ateşler yakıldı değil mi? Evet, evet. Efendim ne güzel. Burada arkadaşlarla bir araya gelmişsiniz. Evet. Az önce onlar herhalde ateş veya da odun falan... Semaver için malzeme... Kozalak. Evet, işte bakın. Doğadan dönen insana değil mi böyle? Kimimiz su toptu, suya gitti. Kimimiz kozalağa. Hepsi bir şeyler yapıyor. Burada sen hemen mangalın başındasın. Adını alabilir miyiz? İhsan. İhsan. 4 Eylül TV'de iftar programında dedik ki efendim bugün Paşabahçe'de vatandaşlarımız nasıl bir iftar yapacaklar? Görelim buradan, izleyenlerimize paylaşalım istedik. Bizi izleyenlere neler söyleyeceksin Sivas'tan? Sivas yani Paşa Fabrikası durgun, yani öyle bir aşırı bir yoğunluğu yok. Ama hafta sonu çok yoğun oluyor, evet, değil mi? Evet, hafta sonu çok yoğun ama hafta içi yoğun dediler ama belli yani. Etrafta. Yer bulduk diyorsun. Evet, evet efendim, hafta içi çok gelin kolay. O zaman evet, değil mi? Hafta içi çok keyifli oluyor. Keyifli oluyor. Peki evet, biz de bunları ilettik, sana da şimdiden afiyet olsun diyoruz. Beraber olsun hocam. Efendim teşekkür ediyoruz. Bizim de hemen şu ileride arkadaşlarımız şimdi hazırlık yapıyorlar. Peki, dedik hocam. Efendim bugün de güzel bir şekilde ekip arkadaşlarımızla biz iftarı Paşabahçe'de yapalım istedik. Sana kolay gelsin, hayırlı iftarlar diliyoruz. Peki hoşça kal diyoruz efendim. Çek bakalım Harun, işte görüyorsunuz efendim mangallarda ateşler yükselmeye başladı bile. Sevgili izleyenlerimiz, Paşabahçe'de iftar programında sizlerle beraberliğimiz işte sürüyor. Görmüş olduğunuz gibi artık iftara zaman iyice daraldı. Ve zaman daralınca tabii mangalların öncelikle temizliği gerekli efendim. Böyle yağlı tabii ki tavuk derisini mangalın sıcacık o ateşin üzerine koyuyorsunuz. O efendim ızgara temizleniyor. Temizledikten sonra tabii bunun üzerine artık et mi koyarsınız, tavuk mu koyarsınız, ne koyarsınız bilmiyoruz ama işte şu anda mangal efendim yavaş yavaş efendim artık hazır vaziyete geldi ve tavuklar geliyor öncelikli olarak. Biz de tabii burada efendim vatandaşlarımıza eşlik etmeye çalışıyoruz. Sizlere mangal keyfini efendim bu saatlerde, iftara tabii zaman giderek daraldı. Ateşler efendim harlı bir şekilde yükseldi. Biz de çekimlerimize devam ediyoruz. Semaverimizi de gösterelim. İşte burada efendim çaylar da tabii ki burada ızgaralar yapılırken çay da hazır olma aşamasına geliyor. İşte içerisinde çay da var. Semaver de hazır. O zaman ne diyoruz? Vatandaşlarımızla röportajlara devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte Paşabahçe'de çekimlerimiz devam ediyor. Açıyorum Harun. İşte efendim iftar saatine saç kavurma hazırlamışız herhalde. Evet, saç kavurma yapıyoruz. Evet. Daha saate zamanımıza da var. Ama yavaş yavaş erkenden başladık. Değil mi efendim? Bakın suyu böyle evet. Artık domateslerin evet. Suyu, etin suyu yavaş yavaş evet. Kenarlarında birikmeye başlamış efendim. Evet. İsminizi alabilir miyiz? Cafer Şeker. Cafer Bey, bu Ramazan gününde güzel bir şekilde serin havada iftar açacağız hep çok beraber. Güzel, ne kadar güzel değil mi efendim? Evet. Sivas için bulunmaz bir yer değil mi burası? Çok şahane yani. Yapanlardan böyle, Allah razı olsun. Her şeyde böyle bir şey yer bulunmaz yani. Serin, havadar, bol oksijen. Müsait, evet. Güzel. Burada eğlenceli. Vatandaşlar iftara vakitler aldıkça ateşler evet. De yükseliyor. Yemekler kaynamaya başlıyor. Evet. Güzel yemek verilmiş. Hazırlanmış çevre. Hı hı. Her şey hazır. Her efendim şey sizlere de şimdiden afiyet olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun. Evet, vallahi tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyoruz. Bakın burada semaverler de tabii ki işte iftar sonrasında çaylar da
hazır olsun diye böyle hazırlıklar tamamlanmış. Biz vatandaşlarımız efendim gezmeye devam ediyoruz. Dedik efendim bugün Paşa Bahçe'deyiz. Genelde iftarları mahallede yapıyoruz ama arada böyle dedik efendim çıkalım. Vatandaşlarımız acaba açık alanlarda, mesire alanlarda neler yapıyorlar bir görelim istedik. 7'den 77'ye vatandaşlar güzel bir şekilde ailesiyle gelmiş vakit geçiriyorlar tabii ki. İftara da vakit daralıyor. Daraldığı için de giderek ateşler yükseliyor. Semaverlerde tabii ki böyle odunlar, kömürler hızlı bir şekilde yerlerini alıyor. Burada da yine bir ailemiz efendim ızgara yapıyoruz efendim. Şimdiden hayırlı Ramazanlar efendim. Allah kabul etsin diyoruz orucunuzu. Peki, peki efendim. Almıyoruz sizleri. Peki efendim. Saygılar diyoruz. Tabii vatandaşlarımıza soruyoruz tabii. Alalım mı almayalım diye. Biz devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz işte Paşa Bahçe giderek hareketlenmeye, kalabalık artmaya başlıyor. Yani hemen hemen bütün kamelyalar dolmuş diyebiliriz. Ve bu arada tabii ki Hacı amcamız da burada efendim. Bir merhaba diyoruz efendim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ ol. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Allah tam patlıcanı olsun. Yarıyordunuz. Allah. Gördük sizi efendim. Tam zamanda geldik. İftarı da bize açarsınız inşallah. İnşallah efendim. İnşallah efendim. Böyle patlıcanları tabii doğrayacaklar, domatesler doğramışlar. Efendim Ramazan'la ilgili neler söyleyeceksiniz? İftara bugün buradayız. Bereket inşallah hep beraber yeriz. Amin efendim, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Ramazan bereket ayı. Peki eski Ramazanlar böyle biraz bahsedebilir miyiz? Tabii yaşınız gereği. Mahalle böyle sofralar olurdu. Birlik beraberlik yoğun olurdu. Birlik beraberlik olurdu mahalle içinde. Eş dost içinde böyle tabii kırlara falan gitme yoktu da. Herkesin bahçesi bir kır yeriydi değil mi? Herkesin bahçesi piknik alanıydı. Aynen öyle efendim. Şimdi bahçe artık olmadı. Binalar yükseldi, betonlar arttı. Şimdi buralara geliyor. Şimdi buralara geliyor vatandaşlar. Öyle. Peki efendim emekliyiz herhalde. Emekliyim 30 evet. sene yakın. Maşallah 30 yıl yakın emeklisiniz efendim. Allah uzun ömür versin. Maşallah efendim. Peki buradan izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz Ramazan'la ilgili? Var mı başka diyeceğiniz dilekler? Yüzlerimize bolluk bereket getirsin Ramazan. Efendime huzur getirsin, hayır getirsin. Çoluğundan çocuğundan uzun ömürler yaşamak nasip etsin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz Hacı dedem. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Peki efendim kolaylıklar diliyoruz. Bir de yenge hanıma uzatalım mı mikrofonu? Konuşmak ister mi acaba? Valla efendim şunu şöyle alalım şuradan. Efendim merhabalar size de. Merhaba. Adınızı alabilir miyiz? Adım Dürdane. Dürdane Hanım neler yapıyorsunuz efendim? Hayat nasıl geçiyor? Sağlığınız saatiniz yerinde inşallah. Çok şükür iyi geçiyor. Bugün de burada iftar açacaksınız. Evet. Allah kabul etsin Rami diyoruz efendim. Rami sağ olun, Allah razı olsun. 50 sene maşallah efendim 50 sene. Dur evlendiğiniz tarihi sorayım amcaya. Sor. Peki dur hemen soralım efendim. Evet, hangi? Kavgamız da yok 50 sene. Maşallah. Peki hangi gün evlendiniz? Tarih söyleyin. Temmuz'un 11. ayı. 11 Temmuz. Yıl 1900 doğru mu? Doğru. Vallahi efendim kutluyoruz işte. 7. ayında. Şimdi günü günde. Bu beni görmedi, ben de bunu görmedim. Görücü usulüyle. Evime düğün oldu, evime geldi, evde kaldı. Evlenene kadar birbirlerini görmediler. Evet. 2 sene nişanlı kaldım görmedim. Efendim amcamız 2 sene nişanlı kalmış ama en sonunda göstermediler. Evlendin gördük artık diyorsun. Evet düğün yaptık eve geldi birbirimizi gördük. Maşallah o gün bugündür berabersiniz. Allah uzun ömür versin diyoruz efendim. Ya tabii ki acı tatlı günler geçiyor. Önemli olan birbirimizi sevmek değil mi? Yine değil. Şimdi efendim her şey karşılıklı. Her şey değil mi? O zaman tek taraflı evlilik olmuyor. Peki amca gençlere ne nasihat verelim? Şimdi boşanmalar çoğalıyor biliyorsunuz günümüzde. Şöyle ayağını oradan evet kaldırsın. Gençlerimiz evet. De şunu diyeyim. İyi günde kötü günde katlanmalar lazım. Evet. Tahammül etmeler yani lazım. Yani kapıyı çekip gitmek olmaz. Yok tahammül evet. etmeler lazım. Nasıl bir insan uykusuz kalıyorsunuz gibi uykuda alıyor. Evet. Uykusunu alıyor. Bu geçim değil de bugün huzursuzluk varsa yarın huzuru gelir. Bunu unutmasınlar değil mi? Pes etmesinler. Yok. Yuvayı kurtarsınlar yani. Tabii, yıkmasınlar. Peki. Bakın efendim. Kaç yıllık evliydik efendim? 50 sene. 50 yıllık evlilikte işte sizlere böyle küçük notlar iletti amcamız. Allah razı olsun. Peki efendim. Allah ağzınızın tadını bozmasın diyoruz. Amin. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Saygılar efendim. Burada da efendim tabii ki evin oğlu mu acaba yoksa? Damadım. O da oğlu olur artık efendim. Bilin mi? Aynı akrabayız zaten. Soyad değişmedi. Soyad değişmedi. Peki. Efendim bugün biraz yakın. Yakmışız herhalde ya. Bu göğsü ben biraz gevrek olsun istiyorum. Peki efendim görüyorsunuz işte. Orada Sivas köftesini atacaksınız birazdan. Efendim izleyenlerimize Ramazan iftarı ile ilgili neler diyeceksiniz buradan? Dört TRT izleyenlerine. Atabilir miyiz bu arada bir iki tane? Kalemden şunu söyleyeyim abi. Evet abi. Önce içine diyeyim ben şimdi içine diyeyim de. Hop atıyoruz. Ramazan kalmadı baba.
Ama yaşatalım ya. Yani yaşatmaya bu... çalışıyoruz ama şimdiki gençler artık eskisi gibi değil diyorsunuz. Peki. Ama diyorsunuz biz onların önünde öncülük ediyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz diyorsunuz. Bizden bir şeyler kaparlarsa inşallah. Evet. Eski Ramazanları. Eski Ramazan hatırlanacak. İnşallah efendim, inşallah. Allah efendim herkese o güzel eski Ramazanları tekrar tekrar yaşasın diyoruz. Sivas köftelerinde bu arada ufak ufak efendim mangala yuvarlıyoruz değil mi? Aynen öyle baba. Köfteyi fazla tutmayalım, hemen yanıyor değil mi efendim? Abi biraz çıtır olsun. Çıtır olsun. Oo, abimiz çıtır seviyor efendim. Şimdi tabii ki sözümüz yok. Peki. Ben meslek de pidecilik. Ha pidecilik. Evet. Tırnakçısınız yani. Tırnakçı. Vay 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 efendim. Peki efendim pide böyle gerçekten yani yapan iyi yapıyor. Bazen de olmuyor değil mi? Yani bunu... Abi ben sana şunu söyleyeyim. Söyleyin efendim. Bazıları undan olur. Evet. Bazıları da işçiden kaynaklanır. Heh. Un ve işçi. Aynen öyle. İkisini bir araya temiz getirmek lazım. Aynen öyle. Şimdi... Bak bazen mayasız çıkıyor. Evet. İşçi neydi? Hele ki işveren işten anlamıyorsa. Hamur mayalı da diyor abi diyor, dinlenmemişti. Alakası yok. Dinlen zamanından önce yoğuracaksın hamurunu. Evet. Dinlenecek, mayalanacak, müşteriye gidecek, hizmet versin, ekmek çıkar. Evet, köfteleri ağzını yakmayalım, ağzının tadını bozmayalım diyoruz efendim. Sizlere kolaylıklar diliyoruz efendim. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bekleriz buyurun. Teşekkür ederiz efendim inşallah. Tamam, çekimleri tamamlayalım, uğrayacağız inşallah. Görmüş olduğunuz gibi efendim burada vatandaşlarımız güzel bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii genci yaşlısı hepsi efendim iftar telaşçısı içerisinde. Doğru mudur? Doğrudur. Vakit daralıyor değil mi? Evet. Efendim tabii burada semaverin de altını böyle kağıtlarla doldurmuşlar. Top atıldığında onu da ateşleyeceğiz değil mi? Aynen. Evet, adınızı alabilir miyiz? İhsan Bey. İhsan Bey, Ramazan programı yapıyoruz. İftar programındayız. Neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? İzleyenlerin oruçları kabul. Amin. İbadetleri makbul olsun inşallah. Teşekkürler. Böyle. Peki. Yani, peki efendim. Fazla yormayalım efendim oruç ağız değil mi? Evet. İşte Paşa Bahçe'de gezmeye devam ediyoruz. Sizler de kameranın önünden geçen dumanları görüyorsunuz değil mi? Sevgili izleyenlerimiz, Paşa Bahçe'deyiz. İşte iftar vaktine artık süre iyiden iyiye daraldı. Tabii vatandaşlarda da telaşe oruçlarını açmak için onlar da yemeklerini hazırlıyorlar. Salatalar yapılmış. Şu anda tabii ki mangallar, etler pişiyor. Ekmekler dilimlenmiş. Masada karpuzlar, meyveler güzel bir şekilde hazırlanmış. Herkes burada efendim ailesiyle, sevdikleriyle bir arada güzel bir Ramazan geçiriyorlar. Ve biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. İşte Paşa Fabrikası'nda gerçekten artık oturacak yer kalmadı diyebilir. Çünkü bazı vatandaşlar da çimlerin altına ne yapmışlar efendim? Çimlerin üzerine daha doğrusu. Tabii kameramanın üzerine gelince benim efendim bazen sözlerimde karışabiliyor. Ama biz efendim sizlere işte Paşa Bahçe'de görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. İşte buradaki yoğunluğu da paylaşalım istedik. Birazdan mikrofonu da uzatacağız. Şimdi arkadaşlarımız doğdukları güne döndüler efendim. Herhalde evet. Yıl kaçtı efendim dünyaya geldiniz? 83 hocam. 83'te. 83 yılında nerede dünyaya geldiniz? Yıldızeli. Yıldızeli efendim. Yıldızeli'nden devam edelim o zaman. Yıldızeli'nden devam edelim. Sonra evet. Üstad gittik şeye. Samsun'a. Aynen ortaokulda bir çıktım. Evet. Oradan Bursa'ya. 2 yıl orada liseyi Samsun'da okuduktan sonra Bursa'dan Van'a, Van'dan buraya geldim. Şimdi yani burada ne yapıyoruz? Abi çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Şu anda onu yapacağız diyorsun. Başka bir şey yok diyorsun. Peki bakın. Gördünüz değil mi? Hayat ne kadar kısa. Saydı bitirdi. Hayat bu kadar değil mi? Önemli olan birlikte olmak, beraber olmak. Şimdi efendim burada közlemişsiniz tabii patlıcanları önceden. Hazır ettiniz. Birlikte yapalım. Valla. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de bugün geziyoruz. Az olsaydı söylemezdim. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz tabii ki patlıcanı da çok seviyoruz. Tabii patlıcan da vücutta değil mi? İhtiyacımız olan bir efendim sebze türü. Seni tanıyalım. Ben de Hüseyin. Sen de Hüseyin. Ben de Yıldızeli'nde arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Ben de veteriner hekimim. Evet. Evet. Veteriner hekimsiniz. Evet. Peki. Efendim bu arada sokak hayvanlarının bakımları nasıl oluyor?
Çok hayvanların bakımları belediye üstleniyor. İlçe tarım değil tabii ki. Ama veteriner hekimim diyorsun. Veteriner olarak bakmıyor muyuz sokaktaki bir hayvana? Tabii canım, vatandaş olarak ilgilenmemiz gerektiği kadar tabii ki. Peki, ilgileniyorsunuz. Evet. Efendim, sizlere afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Biz gezmeye devam ediyoruz. Hoşça kalın. Sevgili izleyenlerimiz, iftara artık çok az bir zaman kaldı. Paşabahçe'deyiz ve vatandaşlarla da konuştuk tabii. Onlarla da onların yapmış oldukları iftarlıkları sizlerle de paylaşmaya çalıştık. Hava da artık yavaş yavaş kararmaya başladı. Bu arada tabii Paşabahçe mesire alanında kamelyaların hepsi doldu diyebiliriz. Çünkü vatandaşlar şu anda buldukları herhangi bir yeşil alana oturarak orada iftarlarını, oruçlarını açmak için hazırlanıyorlar. Salatalar yapılıyor söylediğimiz gibi. Genelde gezdiğimiz masalarda daha çok tabii mangallarda tavuk ve et ve aynı zamanda bununla beraber biber kızartıyorlar, patlıcan kızartıyorlar ve bu kızartmalarda tabii ki efendim biz de böyle tebessüm ediyoruz tabii, artık zaman daraldıkça biz de heyecanlanıyor çünkü biz de orucumuzu açacağız inşallah kameraman arkadaşımla beraber ve şu anda arkamda Paşabahçe ayaklarımızın altında diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Tavra Deresi'nden gelen suların işte görmüş olduğunuz gibi seslerini sizler şu anda duyabiliyorsunuz ve o güzel suyun akan kenarında hemen gençler güzel bir şekilde efendim hazırlıklarını onlar da yapıyorlar. İşte görüyorsunuz saç kavurma yapmışlar yanlış görmüyorsam ve hemen yanlarında da semaverleri var. İftar sonrası çay olmazsa olmaz tabii ki, biz Türk toplumu olarak çaydan vazgeçemiyoruz. Nereye gitsek efendim bir çay doldurayım diye hemen bu cümlede ya da bir çay içer misin, bir çay alır mısın gibi cümleyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz de işte bugün Paşabahçe'de sizlerle beraber iftar öncesi gezdik. Birazdan tabii ezan okunacak, top atılacak. İftar top atılınca da vatandaşlar gün içerisindeki yorgunluklarını, iftarlarını, oruçlarını açarak böylece akşam efendim güzel, hoş bir şekilde noktalamış olacaklar. Allah tutulan oruçları kabul etsin diyoruz biz de ve işte Paşabahçe'nin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, dediğimiz gibi Paşabahçe'de 7'den 77'ye herkes var. Çünkü aileler de çocuklarını aldı geldiler ve burada birazdan iftar açacaklar. Merhabalar, seni tanıyalım. Selanur Bahar. Selanur, Ramazan ayındayız, oruç tutuyoruz. Neler söyleyeceksin izleyenlerimize? Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ramazanlar. Bir daha söyle, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Harika, Allah herkesin oruçlarını kabul etsin diyelim. Tanrı kabul etsin. Teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize el salla bakalım şimdi bir de. Evet, evet. Kardeşin mi o senin? Anneannem. Peki. İşte gördünüz sevgili izleyenlerimiz. Sana biz çok teşekkür ediyoruz. Hadi beraber el sallayalım. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyenlerimiz, Paşabahçe'deyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar iftar saatini artık vakitler aldıkça sofralarda düzenler alınmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi işte burada patlıcanlar efendim güzelce kızartmışlar ve yanında biberler var, domates kızartmışlar ve evde yapmış oldukları börekleri alıp gelmişler. Ve tabii bizler diyoruz ki onlara şimdiden afiyet olsun diyoruz. Efendim, izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Ben bir şey söyleyeyim. Peki, ben bir şey söylemeyi istemiyorum diyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz hepsine. Teşekkür ederim. Amin efendim. Bize. Sağ olun. Allah razı olsun. Tabii kamerayı görünce bazen heyecanlanıyor vatandaşlarımız ama biz diyoruz efendim içten duygularımızı izleyenlere aktarmak istiyoruz diyoruz. Biz de sizlere afiyet olsun diyoruz şimdiden. Ve biz teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, peki efendim anamızla da konuşun diyor. Efendim tesbihi şöyle ekranları başında izleyenlere çekelim mi biraz? Siz lütfen. İstanbul'dan çekelim ya. Ha. Gösterelim ama tesbihi saklamıyorum. Sağ ol anam. Ramazanlara yetişsin inşallah. Amin. Allah huzur ömür versin sizlere. Günler göstersin inşallah yavrum. Peki. Teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam. Allah kabul etsin diyoruz efendim. İşte görmüş olduğunuz gibi biz de ailemizin reisiyle konuşalım o zaman. Reis değil mi efendim? Mi? Yani öyle mi oluyor küçük, efendim? Küçük biraderiz. Küçük birader olsun evet. Efendim. Efendim tanışalım sizinle. Ben Hakan. Adaşız efendim. Evet, adaşız. Ne güzel. Evet. Güzel. Sabahları sizi sevk ediyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını, Ramazan'ı şerefini kutluyoruz. Nice Amin. Nice Ramazan'a, nice Ramazan bayramlarına ulaşmayı sağlık için
içerisinde ulaşmayı istiyoruz hep beraber. Tabii iftar vakti yaklaşınca dilimiz dönmüyor artık değil mi efendim? Evet. Yani oruç artık. Sivas'ın güzide mesire alanlarından birindeyiz inşallah. Hı-hı. İftar açmaya geldik. Tüm ümmet Muhammed'e hayırlı Ramazanlar diliyorum. Amin efendim. Biz de size teşekkür ederiz Hakan Bey. Saygılar efendim. Allah'a ısmarladık. Evet, adaşımız Hakan Bey ile efendim konuştuk. Dediğimiz gibi efendim biz burada bugün iftar sofralarında neler oluyor? Vatandaşlar piknik alanlarında Sivas'ta nasıl bir gün geçiriyorlar? Onları tabii sizlerle paylaşmak istedik. Birçok vatandaşımız sağ olsun mikrofonlarımıza konuştular. Yaptıkları yemekleri tabii biz onları güzel bir şekilde sunmaya çalıştık. Paşa Bahçe'de görsel görüntüler vardı. Onları da aralarda sizlerle paylaştık. Bir arkada çocuklar top oynuyor, koşturuyorlar. Havada kararmaya başlıyor. İftar vakti yaklaşıyor. O yüzden buradaki vatandaşlarımızda da müthiş güzel bir böyle heyecan, tatlı bir telaşe var tabii ki. O telaşeyi de biz yine sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar burada soğuk içeceklerini akan suyun efendim böyle hararetinden, akan suyun hızından faydalanarak burada soğuk içeceklerini ne yapıyorlar efendim? Daha da soğutmaya çalışıyorlar. Çünkü iftar vakti yaklaşmaya başladı. Saatler giderek efendim yaklaşıyor iftar vaktine, ezan vaktine. Biz de sizlerle Paşabahçe'de bugün bu efendim ortamda neler oluyor? Paşabahçe'deki iftar sofralarında neler tabii oluyor? Hepsini paylaşmaya çalıştık. Yine diyoruz bu su da yine Tavra Deresi'nden gelen bir su. O kadar soğuk ki yani bu yaz günleri gerçekten en çok ihtiyacımız olduğu serinlik ve mübarek Ramazan ayında da suya gün boyunca en çok ihtiyacımız oluyor. Ama ezan okununca da kana kana sularımızı içiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Paşabahçe'de dediğimiz gibi vatandaşların efendim ızgara yaptığı kadar bir de Sivas'ın meşhur etli pidesini de iftar vaktine alıp buraya gelen vatandaşlarımız da var. İşte Sivas'ta gerçekten bu etli pideler efendim iftar vaktini bekliyor. Şu anda sıcacık, elimde tutmakta dahi zorlanıyorum. Çünkü ezanın okunmasına şöyle bir 2-3 dakika kaldı artık. Vakit giderek yaklaşıyor. Gel bakalım Dorukhan buraya. Etli pide nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel. Peki sen şu mikrofonu tut bakalım. Mikrofona konuş olmazsa. Şöyle. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar dile bakalım. Hayırlı Ramazanlar. Afiyet olsun de. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz sana. Al bakalım ben de sana bu etli pideleri veriyorum. Doğruca masaya götür ama dökme, tamam mı? Hadi yavaşça dökmeden götür. Evet, o da dökmeden işte servisi gerçekleştirmiş oldu. Ya işte böyle sevgili izleyenlerimiz, yani Paşabahçe'de bizle iftar vaktine kadar neler yaşanıyor ve iftar anında da burada vatandaşlarımız oruçlarını açacaklar. Biz de tabii ki şimdiden Allah kabul etsin diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, biz de bugün Paşabahçe'de iftar edelim dedik. Tabii efendim televizyonumuzdaki çalışma arkadaşlarımızı da yanımıza getirdik ki ezan okunduğu anda hep beraber İftar edelim istedik. Haber şefimiz Erkan kardeşimiz var yanımızda. Erkan, maşallah güzel böyle yelpaze yapıyoruz. Evet, bugün hem çalışmaya hem haber iftarımızı yaptık. Yapmaya geldik. Oo, ne güzel değil mi? Siz programınızı çekerken biz de aşağıda röportajlarımızı aldık. Harika. Çekimlerimizi yaptık. Şimdi de mangal geldi. Şimdi de iftara az kaldı. Biraz sonra hep birlikte inşallah iftarımızı açacağız. Evet, o zaman kolay gelsin. Afiyet olsun. Efendim tabii benim Güne Bakan Hakan programlarımda sesim kime emanet? Aydın abiye emanet. Aydın abi, maşallah senin meziyetlerin arasında bir de böyle bir herhalde ustalık var değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Biraz olsun. Biraz olsun. Ama maşallah yani sofranın düzeni, şuradaki efendim etleri çevirmeniz, domatesleri hazırlamanız bayağı bir güzel böyle. İzleyenlerim şimdi imreniyorlardır tabii. Diyorlardır ki bir gün biz de 4 Eylül TV ile iftar yapalım diyorlardır değil mi? Tabii, bekleriz herkese. O zaman arasınlar biz efendim koşa koşa her yere gideriz. Her yere geliriz, evet, evet. Her yere geliriz. Aydın abi, sana da kolay gelsin diyoruz. İşte efendim burası da bizim 4 Eylül televizyonumuzun güzide masası. Oğuz kardeşimiz var efendim. O da yine Güne Bakan Hakan programında benim gazetelerimi, görüntülerimi, videolarımı Doğan'la beraber alt karşıları, evet, değil mi? Aynen hazırlıyor. Öyle. Kendisi öğrenci ama yetenekli, gelecek vaat ediyor. Sen neler söylüyorsun? Teşekkür ediyorum. Bir aile olduğumuzu bir daha kanıtlıyoruz sanırım. Hep beraberiz yine. Mutluyuz. Evet. Aileye de selam söyleyelim. Ailen senin Konya'da değil mi? Aynen. Yanlış söylemiyorum. Aynen. Konya'dalar. Evet. Özledim onları da, kısa süre kaldı. İzin alabilirsem erken giderim. Buradan Hakan abi sana da söylüyorum. Peki. Peki efendim. O zaman biz de şimdiden Konya'ya selamlar, sevgiler diyoruz. Aydın abi bak neler yapıyor Harun. Göster onlar efendim. Aydın abi domatesleri efendim güzelce böyle çevirmiş.
Vallahi biz birazdan tabii ki onları ne yapacağız? Güzel bir şekilde midemize götüreceğiz. Gel Harun, senle de şöyle bir röportaj yapalım. Orada da sabrı çeksin. Harun, hayır, hayır, Harun hayır, ne hayır, söyleyeceksin? Hayır, Allah aşkına. Hayır, hayır, hayır. Efendim şimdi bugüne kadar Harun gerçekten benim hep arkamda veya önümde. Yani bütün görüntüleri ya arkadan çekiyor ya önden. Beni her şekilde sizlere ulaştırıyor tabii. İşte Harun ve Sabri birbirlerini çekiyorlar. Numan, buraları güzel montajlar. Lütfen senden rica ediyorum. Numan ve Ali arkadaşımız, onlar da kurgudaki arkadaşlar. Tabii bir gün diğer tabii ekip arkadaşlarımızla beraber olacağız. Hemen Büşra'yı da biz yanımıza çağıralım. O da efendim bizim minik serçemiz. Çünkü kendisi minik bir kızımız olarak, tabii boyu biraz büyük ama olsun, biz de ona küçük kardeşimiz. O da lise öğrencisi, televizyonda stajyer olarak görev yapıyor. Neler söyleyeceksin? Bugün burada beraberiz. Evet, burada beraberiz. Öncelikle çok mutluyum. Buraya ilk başta haberimizi yapmaya abi, geldik. Anlamaz abi. Evet, evet. Şimdi abi, az önce Numan'ın abi, biz Numan yüzüne söylüyordum. Kameraya karşı konuşuyordum. Şimdi böyle yüzüne karşı söyleyeyim. Diyordum ki görüntüleri iyiyse, çok güzel görüntüler seçtik diyordum ki Ali ile ikiniz bu işte zaten çok ustasınız. Sen neler söyleyeceksin? Abi çok acımlı. Çok acısı. Pekala efendim, biz arkadaşımızı masaya hemen böyle oraları verme. Masaya hemen yolcu yolcu diyoruz. Efendim bu arada tabii ekmekler gelmeye başladı. Şunu hemen uzatalım. Şimdi bizim de efendim soframızın işte Ramazan pideleri geldi. 4 Eylül TV olarak burada çalışma arkadaşlarımızla küçük de olsa bir iftar yapmaya çalışıyoruz. Doğan geldi efendim. Tamam. Doğan Güneş. Evet. Evet Doğan, neler söyleyeceksin? Abi çok acıktım. Yayını bıraktım geldim. Size sıcak ekmek getirdik. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sana da hayırlı Ramazanlar. Gerçekten ekmekler çok sıcak. Yani bilmiyorum siz tabii ekrandan hissedebiliyor musunuz ama sıcak ama sıcak. Gerçekten sıcak. Ben bu ekmekleri Oğuz'a emanet ediyorum. Gökhan kardeşim, seni de alalım. Gel bakalım Gökhan. Bu da benim bizim çılgın habercimiz. Bizim kara olan aslında, değil mi? Evet. Gökhan, seni bütün haberlerin görüntülerini görebiliyoruz. Maşallah çok hızlısın. Teşekkür ederim. Her neredeyse zaman, her zaman. Yani bütün görüntülerde Gökhan Kara yazacak artık, ha? Evet. Öyle mi? Evet. Hızlı mıyız? Çok hızlıyız. Allah kabul etsin. Şefimiz Erkan Özkan sayesinde tabii ki. Peki. Şefimiz ustamız. Erkan Özkan ustamız diyor. Efendim ezanı Muhammed'i okuyor şu anda. Biz diyoruz ki efendim tabii şurada camimiz herhalde görünmüyor. Onu vermeye çalışıyoruz ama işte sizler de duyuyorsunuz. Ezan okunuyor. Ezan okunduğu için de vatandaşlar Paşabahçe'de iftarlarını açmaya, oruçlarını açmaya başlıyorlar. Tatlı bir telaş, tatlı bir heyecan. Bir gün sizin de karşınızda çıkabiliriz biz de efendim iftar programlarında. Biz de bugün efendim burada gösterebilir miyiz Harun? Küçük şirin bir masa yapmaya çalıştık. En azından çalışma arkadaşlarımızla beraber bir arada gelip burada iftarı tabii sizlerle bu güzel görüntüleri paylaşmak istedik. Biz yeniden güzel bir şekilde yine tabii mahalle iftarlarına da devam edeceğiz. Onu da hemen hatırlatalım. Ama aralarda açık alanlarda, mesire alanlarda vatandaşlar nasıl iftar yapıyor ve iftara nasıl hazırlıklar yapılıyor, onları paylaşmak adına biz efendim sizlerle yine birçok programda beraber olacağız. Allah tutulan oruçları kabul etsin diyoruz. Şimdi Paşabahçe'den sizlere görüntülerle programımızı noktaladığımızı gösteriyoruz. Ha ha ha.